کاری وینی ای یکمین گو گو حق انسانه بگاره نه وقتی گو بحضاره انسان ما لسکاک ولات ما شهید دکتن و کس کی جلوان خودی در نتکت مهما سنجار جی وک همه وک وظیفا وینی یکمین گو کاری به حق و حقوق انسانه بپرسه و بگاره اش باولو جی او حرو انسان دهاتن شهید کرن لباتمانه لآمده لمردینه لحمو کردستانه اش باولو جی او حواله خواهد چون گوهرن جبو گو خوی نرجه اما وان کسی گو او خوی درجاند خوی ناوی جی رجاند لی بلا او زانبن او هفتا گو انسان حقلاره دنیا انسان حقلاره هفتاسیه دوی هفته دم محمد سینجار انلام اوینا گل کی مزنه یعنی او کسی گو وان کشتن اتکن تشتکی ناس ناکن نه انسانن نه انسانتی فهم دکن نه ناس دکن دعوه کوی هبو او دعوه جی وان دولت اش خواه گره و خواه هیچ نکر وک مالبات وک ریخستنی می سویل پارتیا ما محیان ها مخواست گو ام بیجن وان قانتیلا درخن قاتل نیکه سیلحه گو برا محمد دانشی نه سیلحه که اجوار بیجم دو سیلحه ها محمد کشتیه ام در اوتوپسی راپور آوی دیه دی بیجن نزانم کی ما افقا قرقولک لوره ده مترو تننه وکیل تی کشتن کس لور تنه جباولو جی بلا هر کس زانه به اوه گول ورن همه مهمه سینجارن جبومه همه مهمه سینجارن همه مالباته وانهنه همه بره وانهنه خوشکه وانهنه ولاته وانهنه نبه کسن نبه خودینه پارتیه وانهنه ایهاده ایه دو köyde orta öğrenimini Mardin'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Adana'ya gider. 73 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini kazanır ve 78 yılında mezun olur. Sonrasında öğretmen olarak Dersim'e tayini çıkar. Yaklaşık olarak bir sene çalıştıktan sonra Maraş katliamı boykotu nedeniyle sürgün edilir. Sürgün edildiği ilçede sağcı gruplar tarafından tehditlere ve saldırılara maruz kalır ve daha görevine başlamadan ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Sincar 1991 yılında Demokrasi Partisi'nden milletvekili seçilmiştir. Derneğimiz üyesi olan Sincar, dönemi itibariyle mecliste özellikle bölgedeki faili meçhul cinayetler, JITEM, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği katliam ve cinayetlere ve köy korucularının saldırılarına karşı aktif çalışmalarda bulunmuştur. Demokrasi Partisi DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın parti meclisi üyeleri Habib Kılıç ve Hikmet Kılıç'ın faili meçhul bir şekilde katledilmesine dair incelemede bulunmak amacıyla gittiği Batman'da il örgütü yöneticisi olan Metin Özdemir'le birlikte 4 Eylül 93 tarihinde Elma Sokak'ta uğradığı silahlı saldırıda katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Türkiye'de 90'lı yıllar OAL rejiminin yürürlükte olduğu, zorla kaybetme, yargısız infaz ve faili meçhul cinayetler gibi insanlığa karşı suçların yaygın ve sistematik bir saldırının bir parçası olduğu dönemdir. O dönemde yaşanılan ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili açılan soruşturma ve dava dosyaları zaman aşımı devreye konularak adliye raflarında çürümeye bırakılmakta, dosyalar kapatılmaya çalışılmaktadır. Bunun son örneklerinden biri de üyemiz Mehmet Sincar'ın dosyasında karşımıza çıkmaktadır. Dosya zaman aşımı ile karşı karşıyadır. Bilindiği üzere zorla kaybetme, yargısız infaz ve faili meçhul cinayetler gerek uluslararası insan hakları hukuku gerek uluslararası ceza hukuku sözleşmelerinde suçun nitelikleri itibariyle insanlığa karşı suç olarak tanımlanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 2. fıkrasında insanlığa karşı işlenen bir fiil nedeniyle evrensel hukuk kurallarına göre failler her zaman yargılanabilir, cezalandırılabilir, zaman aşımı söz konusu olmamalıdır. ان خدمت خواه به هستیان خدمت خواه عدالت را گوان هستیان را وندا بوده و رسوش داریم که عدالت نگیشی وان دیگری همچون با حکومت زارو هفسر برای این خواه دیر ببین عدالت دوازه همچون با کاری به شینا ملی این خواه بکن و با آبایی که برونه وان دست بیرن آقا عدالت دوازه به حده هم دهب کنگو دا کو حکومت دار لحمت همین چلی که کو بیشتر حشی طبقا حضار و نصد نوت و اشاران دا منابچه حضر اینه حادیه قدر کرن بپرسید
لگوری نوچه روشنامه ازگو الکیا سه تبابه هزار و نسد رو تو شهران و آگاهی جن بکولین آرشیو شاقه ایاده آمده محمد امین چلیف و مهدی چلیف دلنبچه حزویا ایده دیشید دیچن مادا خزمه خواه مزافر درمازه لطاقه یدیه روبینه دیمه تفگره تایبر این بشه سر بیستو سیو سهان ده دین مالا بهینجه ده ve ifade edildim Mehmet Emin Çelik ve Mehdi Çelik şımarak ve meyvan bu derdefin. Mehmet Emin Çelik güçlü kubukası bazda metreyen şımal din dörgürün biçekken rüleye direş hatta katırkırın. Lali edin Mehdi Çelik şıver tarihe drabe u hılas dedi. Şahidin bu yeri terbara bu yeri de vaha aldı. Beriyan bu yeri demek etken kubukası ise dertaya mantığına eskeri Diver Malena Gerbaz ku, Kutike Sen ku, Cilu Bergen Tergara Tayyibet Topa Kribu, Hatem Mala Müzakir Durmaz. Tavuk ve Deşker Dizim Nasim. Dıştıra, Jikesin Malena, Malena, Dapaz Dükün ku, Nazname Enuha Nişan Dizim. Dışti Nazname Hatem Nişan'dan, Mehmet Emin'u Mehdi Çeli, Limala Mevan bu, Beyince Da İfadeye, Vanhe'ye, Şumare Hatem Dertesli. Dışti Demek Ökür, Denge Çeken Hal. Emçun Cihye Buyeri. Mehmet Emin, dinava kuyunu da mağbur, kuşuya nafaj desta. Litiyel suce, cici fişeki, vala hebu. Şüberdin Sedaman, kaymakamı hazoyi, Ali Hikmet Şer, dozger rahat diye buyeri. Pişti rojeki, cenaze evi, şumorgan nafaşhaneye hat verkirti. Lugoristan'a hazoyi girseye, kuşuya azar kesi, pek daha hat definkiri. Dizama definkirini de, panzi, liser, سر ری و لطافان هاتن دانی در دیدن آب کای مکان را هات هات کردند درباره مشاره ده سر پرسه دکیلیا بیار قومی ده در دوستگیری ره چه و چی چه بیاری کای مکان واقع بود از کای مکان وظیفه ام نه تو از دیشب بود میبینی یه دوست تو از بیار با گاهی دوستگر و کای مکان مادی برانگیرن و دیشتا هاتیه گرن انفازه Hay makam-ı nakçeyi red gör, bu derbara infaz-ı agahi yerdir. Darius Akgül henüz 16 yaşındaydı. Ailesinin geçimini sağlamak için sorumluluk alarak İran İslam Cumhuriyeti'nde günübirlik alışverişler yaparak hayatını kazanmaya çalışıyordu. Saat 18 gösterildiğinde Darius yola çıkar. Sınır boyuna doğru çıktıktan yaklaşık bir saat sonra sınır boyundan silah sesleri gelmeye başlar. Sınır karakolundan yapılan ateşle Darius yaralanır. Peşinden giden kuzeni Dinar Darius'a ulaştığında henüz yaşamaktadır ancak yaralıdır ve kan kaybetmektedir. Kokep köyünde köylülerle birlikte Darius'un yaralı bedeni Yüksekova şehir merkezindeki hastaneye getirilmek üzere taşınmaya başlandığı sırada karakoldan gelen askerler Darius'un yaralı bedeni köylülerden alır ve hastane yerine karakola götürülür. Aynı zamanda köylüler ve kuzeni Dinar da gözaltına alınır. Kendilerine Darius ile birlikte kaçakçılıktan geldiği yönünde ifade vermeleri istenir ve bu konuda baskı ile birlikte gözaltına alınanlara işkence yapılır. Durumun acil olduğu, Darius'un durumunun ağır olduğunu anlayan kuzeni Dinar bir an önce hastaneye yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kaçaktan geldiğini kabul etmek zorunda kalır. Gece saat 1'e kadar bekletilen yaralı Darius karakolda hayatını kaybeder ve hemen akabinde cansız bedeni akrabalarına ve köylülere teslim edilir. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülen cenaze ailenin tüm isteğine rağmen Darius otopsi yapılmadı. Vücudunda çıkan mermilerin kriminal raporu hazırlanmadı ve dosya faili meçhul cinayet olarak hazırlanmak istedi. Ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Başvurular oluşturmaya yer olmadığına dair karar ile sümen altı edildi. Yapılan operasyon ve gerçekleştirilen cinayetin gerçekliği göz ardı edildi. Türkiye yargısı göz göre göre katledilen 16 yaşındaki gencecik bir insanın akıbetini faili meçhul bırakmak istedi.